Uzaktan eğitim sisteminde yaşanan problemler için küçük bir tanıtım videosu hazırlamaya karar verdik. Öncelikle hocalarımız yapmaları gereken yönetim paneline erişebilmek için burada ki adres butonuna admhum.usesko.tr adresini yazmaları gerekiyor. Yazdıkları zaman şöyle hemen ben şöyle düzelteyim. Bir kullanıcı adı ve parola ekranı çıkıyor. Kullanıcı adı olarak bizim hocalarımız genelde Hacettepe uzantılı mail adresini vermişler. Hacettepe mail adresi, uzantılı mail adresinin etten önceki kısımlarını biz kullanıcı adı, parola olanı da default olarak 1-2-4-5-6 şeklinde verdik. Hocalarımız e-mail adreslerinin baş tarafını, etten önceki tarafını 1-2-4-5-6 şeklinde girmişlerse, değiştirmemişlerse parola şifrelerini 1-2-4-5-6 yazdıklarında sisteme dahil olabiliyorlar. Canlı dersleri nasıl başlatıyoruz? Sol taraftaki menüde canlı dersler diye bir bölüm var. Canlı derslere tıkladığımız zaman hocamızın o haftaki yani haftalık ders programında yer alan takvimi listeleniyor. Burada yapması gereken hocamızın sadece buradaki ok işaretiyle belirlenmiş olan linki tıklaması. Eğer browser'ınızda ya da bilgisayarınızda herhangi bir problem yoksa, anlık internet bağlantısınızda herhangi bir problem yoksa ya da bu sayfa uzun zamandır kalmamışsa, seçim bilgilerini silinmemişse, bilgisayardaki açmış olduğunuz oturum bilgileri silinmemişse tıkladığınız zaman otomatik olarak sisteme dersi açılacak şekilde girebiliyor olmanız lazım. Ben şimdi örnek olarak Yusuf hocamızın dersine girdim. Oturumu başlatmak için şuradaki toplantıyı başlat butonuna tıklamam lazım. Ama şöyle bir şey varsayalım. Hocamız hani uzun bir süre derse girmedi ve kullanıcı adı session tarafından silindi. Peki o zaman ne olacak? Hemen şöyle oturumu şuradan sonlandırayım. Şöyle bir ekran karşılayacak kendisini. Bu kez mail adresimizin tamamını bize bildirilen mail adresimizin tamamını şifre olarak gene 1-2-3-4-5-6 şeklinde girecek. Ben hocamızın mail adresini bildiğim için yazıyorum şu anda. Şifremiz 1-2-3-4-5-6. Bunu değiştiremiyoruz zaten. Dersi tekrar başlat diyorum. Şimdi derste gelen katılımcıları engelle diye bir ekran var. Eğer biz bunu kapatmaz isek katılımcıların hiçbiri derse dahil olamayacak. Ben hemen şu sağ üst kısımda ikona tıklıyor, yanına getiriyoruz mouse'umuzu. Giriş engelini durdura basıyoruz ve katılımcıların derse girmelerini sağlayabiliyoruz. Burada 4 farklı panel var şu anda default olarak. Birincisi bu sunum ekranını paylaşabileceğimiz alan. Buradan herhangi bir sunumu seçebiliriz. Eğer bilgisayarınızda edin yüklentisi yoksa bilgisayarınız öncelikle Adobe bağlanıp edin'i yüklemenizi istiyor sizlerden. Şu sol taraftaki kamera menüsünden aktifleştirdiğiniz zaman izin verip ya da allow dersiniz. Görüntünüz yayınlanıyor. Evet, görüntü şu anda yayınlanmaya başladı. Eğer anlık görüşmeleri ses kaydını kapatmak istiyorsanız şuradaki konuşun yanındaki handsfree işaretini kaldırmanız yeterli. Şu anda sesim gitmiyor. Tekrar basarsanız eğer konuşa şöyle yan taraftaki gibi basarsanız telsiz gibi bastığınız zaman sesiniz gider. Bıraktığınız zaman ses tamamen gönderilmeyi bırakır. Buradaki kilit işaret derseniz sesiniz sürekli olarak karşı tarafa aktarılır. Şurası daha çok mesaj alanı, sohbet alanında yazılar yer.